internetten alırım. Gitti 280 liraya. İnsanlar telefon alırken neye dikkat etmesi lazım? Şimdi ikinci el telefon alırken devletin sitesi olan BTK kaydına bakılması gerekiyor. Cihazın öncelikle geçmişini buradan görebilir, çalıntı mı veya yurt dışından mı geldi, açık mı kapalı mı diye bir kontrol etmesi gerekiyor. Artı kişiler mağazalardan olmasa da kendi aralarında telefon alırken de sözleşme düzenlemeleri gerekiyor. Hani cihazın geçmişini göremediği için daha önce yasa dışı işlemde kullanıldı mı veya hırsızlık olayına karıştı mı, burada kendini bir güvence altına alması gerekiyor. Zaten bundan ilgili karakollar bize bildiri yayınladılar. Bu sözleşmeleri düzenlemek zorundayız. Yani sorumluluğu bir nevi üstümüzden atmak için bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi internetten telefon alırken birincisi güvenilir siteler kullanmaları gerekiyor. Sonuçta internet üzerinde satılan hani büyük elektronik marketlerde sonuçta içindeki mağazalar şahıslara ait. Yani burada yorumları okumaları gerekiyor. Mağazalara dikkate alması gerekiyor. Yani benim önerim elektronik cihazları görerek almaları daha mantıklı. İnternet üzerinden alışverişe karşıyım bu yüzden. Ben şimdi geçmişte yetkili serviste çalıştım. Ben internetten alınıp ikinci el cihaz çıktığını da gördüm. Kırık cihaz geldiğini de gördüm. Klonlu bir cihaz geldiğini de gördüm. O yüzden mağazalardan satıcının önünde kutuyu açarak telefon almaları bence daha mantıklı. Şimdi bu kırılma camın mazisi 10 yıl var. İsmi öyle çıktı. Aslında koruyucu, engelleyici bir camdır. %100 bir koruyuculuğu yoktur. İsmi öyle kaldı yani. 10 yıl önce öyle çıktı ismi. Öyle kaldı yani. Bazen cam kırılmıyor, ekran kırılıyor. Bazen ekran kırılıyor, cam kırılmıyor. Öyle şeyi var. Yani bunların tabii gelişti. Artık iyileri de var. Daha iyileri var. Onlardan yaptırabiliyorlar yani. Şimdi orijinal bir telefonda şöyle diyeyim. Artık telefonlar bunlarla ilgili yazılım yaptılar. Şimdi her kulaklık her telefonu çalıştırmıyor. Lisanslı ürünler, orijinal olmayıp da lisanslı olan ürünler telefonda çalıştığı için bir sıkıntı olmuyor. Ama yan sanayi ürünler şu an yeni teknolojide cihaz kabul etmiyor bunları zaten. O yüzden o sıkıntı ortadan kalktı şu anlık. Şimdi parça alınma olayı, ya kişinin inisiyatifine kalmış ama böyle bir durum olmuyor. Yani içinden parça aldığın zaman bunu kullanıcı anlayabiliyor. Böyle şeyler halk arasında bir söylenti olmuş. Tabii büyük şehirlerde maalesef ki her meslekte olduğu gibi böyle çürük elmalar çıkıyor. Maalesef. Şöyle bir örnek vereyim. A marka bir telefon piyasada ortalama bir fiyatı vardır. Atıyorum 17 bin liralık bir telefon piyasayı dolaştığı zaman 300 lira 400 lira daha düşüğüne bulabiliyor. Ama bazen öyle bir fiyatlar oluyor ki 5 bin lira 6 bin lira fark ediyor. Ya bu fiyat ortalamasından cihazın orijinal olup olmadığını bile anlayabilirler. Bunu iyi araştırmaları gerekiyor. Bataryanın patlaması tamamıyla teknik servise ait bir durum. Şimdi yani bundan ilgili teknik bilgiye sahip olmak gerekiyor.